Burada gördüğünüz çizim arkadaşlar bir insan beynini gösteriyor. Birisine yandan bakarsanız veya kişi size doğru yan dönük şekilde duruyorsa beyni bu açıdan görmüş olursunuz. Burası kafanın ön tarafı. Yani gözler, burun ve ağız tam şöyle aşağıda bulunur. Burası kafanın arkasıdır. Burası kafanın üst kısmı ve aşağı kısım ise kafanın altındadır. Yani altıdır, kafanın altı. Buradaki büyük olan alana serebral korteks diyoruz arkadaşlar. Serebral korteks. Beyne dışarıdan baktığınızda ilk göreceğiniz kısım serebral korteks olur. Serebral korteksle ilgili hemen fark edebileceğiniz şey biraz buruşuk gözükmesidir. Ki gerçekten de buruşuktur yani. Buruşuk olduğu için buruşuk gözüküyor. Durduk yerde değil. Düzgün ve pürüzsüz bir düzeyden ziyade birçok yumruya ve kıvrıma sahiptir. Bu durum esasında çok faydalıdır arkadaşlar. Çünkü çok kıvrımlı, yani kıvrımlı yüzey, serebral korteksin daha büyük bir alana sahip olmasını sağlar. Ve böylelikle daha fazla nöron için alan yaratılmış olur. Serebral korteksi genellikle 4 farklı bölüme ayırırız. Kaçmış? 4. İlki frontal lob. İşte bu mavi ile boyadığım yer. Diğeri parietal lob. Parietal lob. Beynin üst kısmından başlayıp geriye doğru giden kısmı. Bir diğeri oksipital lob. Onu da pembe ile gösterelim. Son olarak da temporal lob var. Tamam mı? Onu da mor yapıyorum. Temporal lob. Frontal lob iki ana bölgeyi kapsar. Bunlar motor bant veya motor korteks ve prefrontal kortekstir. Motor bant veya motor korteks ve prefrontal korteks. Motor korteks veya motor bant vücut hareketlerimizden sorumludur. Birisinin kafatasının içine, beynine girip elektrikle motor korteksin bazı bölgelerini uyardığınızı düşünelim. Sadece beyindeki o bölgeyi uyararak o kişinin elini kıpırdatmasını veya bacağını oynatmasını sağlayabilirsiniz. Frontal lob da ayrıca prefrontal kortekste bulunur. Bu bölüm ise yürütme işlevlerinden sorumludur. Düşünme veya problem çözme gibi işlevlerin hepsi prefrontal kortekste gerçekleşir. Bununla beraber prefrontal korteks beynin diğer bölgelerini denetlemeye ve yönetmeye de yardımcı olur. Frontal lobun bahsedilmeye değer bir diğer bölümü ise Broca alanı, yani Broca alanıdır. Daha doğrusu Broca olarak yazılıyor ama Broca olarak telaffuz ediliyor sanırım. Broca alanıdır. Burası beynin konuşma üretimiyle alakalı bölümüdür. Benim çok yaptığım, demek ki çok kullandığım bir bölüm burası. Habire çünkü konuştuğum için örneğin. Şimdi sarımsı turuncu boyadığımız alana doğru devam edelim. Buraya parietal lob demiştik. Parietal lob. Serebral korteksin bu bölümü de sahip olduğumuz birçok farklı görev açısından önemlidir. Parietal lobun önemli bölümlerinden biri somatosensori kortekstir. Tekrar ediyorum. Somatosensori korteks. Korteks. Burası beynin hislerle ilgili kısmıdır. Evet, yanlış anlaşılmasın. Bununla duygusal hislerimizi kastetmiyorum. Beynimizin bu bölümü vücudumuzun tamamından gelen bilgileri toplar. Yani o 5 duyumuz da işte var arkadaşlar. Dokunma, baskı, ısı ve acıya dair o bütün bilgiler buraya gelir. Yani mesela motor korteks uzanıp bir fincan kahveyi almanızı sağlarken somatosensori korteks de kahve fincanının yaptığı baskıyı hissetmemizi veya fincandaki kahvenin ne kadar sıcak olduğunu anlamamızı sağlar. Bu iki durumun birbiriyle oldukça bağlantılı olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, kesinlikle öyle. Beynin farklı loblarında olduğunu söylesek de sonuçta ikisi yan yanadır. Beynin bu kısmında yani yarığın bu tarafında frontal lobun içinde olan yer motor kortekstir. Tam yanında parietal bölümün içinde arkaya doğru ise somatosensori korteks bulunur. Bunların ikisi birlikte sensori motor korteks olarak adlandırılır. Parietal lobumuz aynı zamanda mekansal algılamadan da sorumludur. Yani 3 boyutlu mekana uyum sağlamamıza yardım eder. Ama beynin bu bölümü yalnızca mekansal olarak nerede olduğumuzu anlamamızı sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda daha genel olarak etrafımızı anlamamızı sağlar.
Mesela önümdeki kahve fincanına uzanıp onu almak istesem hareketi planlamak için prefrontal lobumu kullanırım. Hareketi tamamlamak içinse ne? Motor korteksimi kullanırım. Ama bununla beraber kahve fincanının önümde tam olarak nerede olduğunu anlayabilmek için de parietal korteksime ihtiyacım olur. O olmadan uzanıp kahveyi almam da pek mümkün olmayacaktır. Evinizin veya şehrinizin etrafında gezebilmek gibi diğer şeyler de yine mekansal algılamayla bağlantılı şeylerdir. Beynimizin arkasında bulunan oksipital lobumuz görsellikle alakalı şeylerden sorumludur. Kafatasımızın ön tarafında olan gözlerimizle görüyor olabiliriz ama etrafımızdaki dünyadan bilgiyi topladıktan sonra bu bilgiyi işlenmek üzere beynimizin arkasından naklederiz. Görmeyi o yüzden buraya yazalım. Görme. Oksipital lobla ilgili duyabileceğiniz bir diğer terim ise striat korteks yani çizgili kortekstir. Oksipital loba yani orada bulunan hücrelere mikroskopla bakarsanız çizgili olduklarını görürsünüz. İşte bu isim de buradan geliyor. Beynin son lobu ise mor renklendirdiğim bölüm yani temporal kortekstir. Burası beynin işitsel işlevden sorumlu olan kısmıdır. Tıpkı oksipital lobdaki gibi bilgi kulaklara gelir ama beyinde temporal kortekste işlenir. Temporal korteksteki bir başka önemli bölge ise Wernicke alanıdır. Frontal korteksteki Broca alanından bahsederken bu alanın konuşma üretiminden sorumlu olduğunu söylemiştik. Wernicke alanı ise dilin algılanmasından ve yorumlanmasından sorumludur. Bu videoyu bitirmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Beyindeki lobların burada listelediğimden çok daha fazla işlevi bulunuyor arkadaşlar. Ama genel olarak burada bahsettiklerim beyindeki loblar denince ilk aklımıza gelmesi gereken şeyler.